bu arada Hamas'ta 10 İsrailli rehineyi canlı yayında bıraktı refah sınır kapısında görüntüler e, bir görebilir miyiz hemen oraya geçebilir miyiz tekrar refah sınır kapısına biraz önce araçlar geçti gördüm canlı yayında gördüm e, 10 10 İsrailli rehineyi bıraktılar değil mi Hamas Serdar 10 ee, deniyordu. 10 mu bıraktılar? Sendeki bilgi nedir şu anda? Refah sınır kapısını görüyoruz canlı yayında. Ee, az önce araçlarla bırakıldı. aça teslim ettiler. Kızılac refah sınır kapısından geçerek Mısır'a geçirecek İsrail rehineleri. Evet. Bilgi var mı sende sayı ile ilgili? Evet. İsrail medyası bugün teslim edilmesi gereken İsrail esirler Kızıl aç yetkililerine teslim edildi diye bir haber geçmişti kısa bir süre önce. E, tabii e, iki de öncesinde Rus teslim edildiğini biliyoruz. Toplamda 12 ama e, zannedersek sadece İsraillere cevap verecek olursak 10 olması gerekiyor. Ha, on. Bugün 10 teslim edilmesi <laughs> bekleniyordu. E, bu sayının üstünde olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Tabii. E, e, Eray Bey bu şey mi? Bir şey size bir şey soracağım. Bu isimler e, üzerinde anlaşılmış isimler mi öyle random dedik ya hani? Ee, Anlaşma isimler. Şöyle ki e, <laughs> İsrail tarafına Hamas e, İsrail'de Hamas'a e, istediği esirleri gönderiyor. Listesini gönderiyor. Önce bu. Sonra bunların içerisinden onunu Hamas 30'unu da İsrail bırak. Seçip bırak. Seçip bırakıyor. Seçip bırakıyor. Yani listede anlaşıyorlar hangilerini ne zaman nasıl göndereceğine Evet taraflar karar yani Şöyle diyor. liste ondan fazla mesela İsrail'in gönderdiği. İçlerinden seçiyor. İçlerinden Hamas seçiyor. Çünkü Hamas'ın e, esirleri bir yerde toplu tutmuyor. Yani çok geniş bir alanda. Hatta bazıları mesela İslami cihatın elinde. Diğer bazı örgütler var. Dolayısıyla burada bir anlaşmalı durum söz konu. Peki Serdar, Katar'daki <laughs> görüşmelerden ateşkesin uzaması ya da insani aranın evet. uzaması kararı çıkarsa, diyelim ki iki gün daha uzatılsın diye bir karar çıktı. Karar çıkarsa bu gece belli olacak. Çünkü yarın sabah 7'de bitiyor. 7. Yani önümüzdeki dakikalar içerisinde bunun belli olacağını düşünüyoruz. Evet. Eğer böyle bir şey çıkarsa yine e, 10'a 30, 10'a 30 diye iki, iki günlük... Yani 10 İsrailli 30 Filistinli bırakılacak şeklinde mi anlamalıyız? Nasıl görüyorsun onu? Yani burada siviller bitene evet. kadar. Askerlere sıra geldiğinde muhtemelen bu oran değişecek. Yani ben de tatlısın. Ben hani, sunayım. O, ta, anladım. Serdar'a şeyi soruyorum. Yani o denge devam yani mı eder? Öyle yani? olacak. muhtemel öyle olacak evet. çünkü e, ama şöyle söyleyebiliriz bunu da. Ya bu çok, Serdar çok özür dilerim. <laughs> Serdar bir dakika şu e, görüntü nedir? Ne oluyor orada şu anda? Burası neresi? Refahsın. Ha şey. Refah Sınır Kapısı. O şeyleri ge yani çekmeye çalışanlar şeyler herhalde değil mi? Oradaki e Bu e basın Yok, mı? Vatandaşlar açıyor, böyle tamam. Telefon. Ha böyle bir telefonlarla telefonlarla görüntü çekmeye çalışıyorlar. Ha kızıl araçları bunlar. Araç. Ya burada rehineler var o zaman. İsraili <laughs> evet, rehineler, rehineler var. var. Çok enteresan şimdi belki o rehinelerden birini evet. ki... ah görüyoruz. Evet. Görüyoruz. Evet, görüyoruz. El görüyoruz. sallıyor. El sallıyor. Ee, tam e, İsraili rehinelerin canlı yayında bırakılma anı. Burası bir sınır kapısı. Refah sınır kapısı dedikleri kapı. Buradan Gazze'den Mısır'a geçiş yapıyorlar. Kızılaç aracıyla. Aralarında e, basın var Ahmet Bey. Basın da var. Tesliği evet evet basın. Yazmışlar. Daha çok gazeteciler <laughs> ya çekim yapıyor. Niye siyah düşüyoruz? Onlar düşüyorlar değil mi? Canlı yayında geldiğimiz için. Ama çok enteresan görüntülerdi. E, Serdar e, tekrar şey mi aldınız? E, Boşalmıştım. Onlar görüntünün başına döndüler. Biraz daha bakalım bence. Şimdi orada ben bir rehine görüyorum. Bir kadın rehine el sallıyor. Tam o görüntü değil mi o? Aynı görüntü evet. Yani genellikle böyle kadınları ayırmışlar gibi sanki. Şoförler de kadın. Dikkat ederseniz. Üç evet açın aracın, de... aracında evet. kadın görevliler var. Evet. Çok pardon e, Serdar. E, bir de o Ofer görelim. Orada şimdi burada bırakılınca orada da hemen bırakılıyor. Belki orada da canlı yayında Filistinlerin bırakılma görüntüsünü getirebiliriz ekranına. ama hiçbir hareket görmüyorum ya. Hiçbir yaprak kımıldamıyor derler ya. Bir, bir evet. genel göz çok geciktiriyorlar bir, bir kişi, bir kişi. Ahmet Bey. Ofer Şu bir o Ferh hapishanesinden bırakacaklar. Biraz da orada nümayiş oluyor Filistinler. Onu da engellemek. Kadraja bir kişi girdi böyle. bu arada. Çok geç saat. <laughs> Serdar bir şey söylüyordu pardon. Şu dakikalarda Filistinli esirlerin serbest bırakılması zor ihtimal. Çünkü önce e, İsrailli rehinelerin serbest kalması, e, İsrail'e e, teslim edilmesi Kızılaş tarafından. Akabinde birkaç saat içerisinde e, evet. Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını görüyoruz. Bu zamana kadar hep böyle oldu. E, öncesinde zaten Ofer has, Hapishanesi'nin önünde bulunan kalabalık dağıtılıyor. Dün akşam da aynı görüntüleri gördük orada. E, önceki günlerde de böyle Böyle oldu. E, sert bir müdahalede bulunuyor e, İsrail polisi. E, sonrasında o grup dağıldıktan sonra aslında Kızılaç'a teslim edilip e, ve e, kendi topraklarına bırakılmış oluyor. Özgürlüklerine kavuşmuş oluyorlar. Ya Eray Bey, ben, bir bana bir gösterebilir misiniz? Ben kafam karıştı şimdi. Bir, ne? bir dakika, şuradan gö görelim şu harita üzerinden. <laughs> şimdi e, şuradan geçti. Şimdi geçmeden önce şu muhtemelen şu alanda, Ahmet Bey e, teşekkür ederim. Şu alanda yani çünkü gazzeyi göstermediler. Muhtemelen buraya yakın bir noktada Kızılaç yetkililerine yine kuvvetle Muhtemel Selahattin yolu üzerinde tamam. bir yerde oldu. Teslim sahip. ettiler. Teslim etti. Kızılaç görevlileri aldı, aldı. arabalara bindirdi. Evet. Buradan refah, refah kapısından Mısır'a geçirdi. Dur, geçirmeyin. Şurada bir yerde, çok yakın bir yerde Mısırlılar bekliyor. Tamam. Peki Mısır nasıl, hangi yoldan... İsrail'e şöyle Mısır bu aldıkları esirleri tekrar sağlık kontrolünden geçiriyor. Yüzlerce ambulans dizmişler böyle. Siz de o görüntüleri izlemişsiniz. Teslim alıyor. kızılaci gönderiyor. Kendisi teslim alıyor. İsrail'le belirledikleri bir noktaya var. Yani Mısır'ın deklere ettiği, İsrail'le dekler ettiği bir yer var. Mısır topraklarında. Mısır topraklarında. Burada Mısırlılar İsrail'le İsrail'lere teslim ediyor. O zaman İsrail'lerde aldıklarında <laughs> şurada bir kap, buralarda bir sınır kapısı var mı İsrail'e geçiş? Şöyle orada şey var ama a, savaş hali. Refahname'li. Bunu Kerem Şalon var. E, şey, ama muhtemelen hava yolu Hava yolu, kullanıyor. Helikopterlerle. Helikopter hava yolu. Herhalde. Bunlar e, a, helikopter ama bir sanırım bir. E, takasta bu sınır kapısını kullanmışlar. Yani Kerem Şaloğlu kere, evet. kullanan. Yani anladım. Şimdi, o zaman helikopterlerle sola, alıyorlar. Helikopterler Te, Tel Aviv nerede? Tel Aviv yukarıda solda. Yukarıda solda. Buradan Şuraya, geçip evet. Geçip, solaya, oraya. Çünkü ha, o dediğin o zaman ser, olsaydı Ahmet Bey Erez'de teslim eder. Tamam o zaman Serdar'ın Serdar söylediği şöyle anlamlı. Hani o zaman o Mısırlılardan alacaklar helikopterlere bindirecekler. Tel Aviv'e gelecek. Aynen. Tel Aviv'e geldikten sonra hastaneye götürecekler. ...kontrollerden... Tamam ama işte o sırada da evet. düğmeye evet. basıp teslim aldık. Burada, burada Filistinlileri bırakacak. Ne zaman, bırakacak. Evet. Ne zaman evet. düğmeye basılıyor biliyor musun? Ne mu? zaman? Helikoptere helikopterler havalanınca. Teslim aldık dedikten sonra. Evet, ...helikopterler ha. Çünkü o saate kadar hala Hamas buraya sızıp yeniden bir hamle yapıp bunları öldürür mü ya da geri alır mı endişesi var. Tamam. Helikoptere binince Diyor ki, Diyorlar ki biz aldık. Aldık. Doğru. Çünkü şeyde özür diliyorum. Hani bir ayrıntı daha vereyim. Helikoptere binmeden önce bunların kimlik doğrulamaları yapılıyor. Ki kaç kişi? 10 Şimdi Hamas diyor şunları bir bıraktık diyor ama onlar o mu? O yani bir kimlik doğrulamaları yapılıyor. Orada bir bekleme yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar belki bir saat kadar bir bekleme süreleri var. Ondan sonra İsrail dediği gibi İsrail de orada bir kontrolden geçiriyor. Üzerinde GPS var mı, bir şey var mı ya da patlayıcı bir şey var mı, tehlikeli bir şey var mı? Bir daha kontrol ediyorlar. Ondan sonra helikopterler kalkınca bütün prosedür tamamlanır. Helikopterler kalkınca Tel Aviv'e bildiriyorlar aldık diye. Ondan sonra şey e, harekete geçiyor. Ofer e, ha, e, hapishanesindekiler. O zaman şimdi biz <laughs> biz Ofer hapishanesine e, yaklaşık tahminen ne zaman ee, döndüğümüzde orada bir hareketlik görürüz. Bir o, saat sonra. Yani bir iki saati bulur efendim. Bir iki saati o, bulur. Çok Muhtemelen. 11'e doğru değil mi? Evet. Bir Bu arada Hakan Bayraksu da geldi. Bana da yazmış okuma fırsatı bulamadım. Yani Şeye seyircilerimizi okuyacaktım. Anlasan abi maceranı. Ben heyetinizden özür dilerim. izleyicilerden tamam. de özür dilerim. Sizi alabilirim. Teşekkür ederim. Ee, hakiki 3 saattir yoldayım. 3 saattir yolda İstanbul'un şartları. Hayır bir de benim kısmetime benim yolum Maçın yolu yani Galatasaray'ın üzerinden geçiyor. Manchester Galatasaray tabii. geçmiş olsun abi. Bir de yani bir hem yatağı... sel, hem sel, yağmursel yani bir numara sel tabii. Zaten her taraf kıpkırmızıydı bütün trafik. Kaçta derinde. çıktın abi yola? 6'yı ya çeyrek geçiyordu ya 20 geçiyordu. Şu saat demek ki siz dairken gelmişsiniz Ankara'da. Tam 3 saat abi. <laughs> siz üç, evet üç <laughs> siz saat. Ankara'dan <laughs> daha erken gelmişsiniz evet. <gülüyor> 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 doğru. Doğru. Olsun abi seni görmek güzel. Sizin çok eksikliğini çok hissettik abi ya. Dinledim sizi merak ettim. <laughs> Hatta ben Hakan abi olmadan dinledim. Yayına tamam. Mutsuzum olmayın. dedim. Hiç öyle bir şey değil. <laughs> <laughs> hazır Hakan bayrak yokken biraz ahkam kesin dedin. Ama şu doğru. <laughs> Amerikan başkanına da haber gönderdik. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu da söyleyelim. <laughs> <laughs> Nerede kaldık ya Hakan Bayrakçı'yı görünce şey... oferde kalmıştık 1-2 saat demiştik. Saat 11 civarında olması, olması muhtemel 23 gibi yani e, oferden e, işte Reynelilerin serbest bırakılmasının söz konusu olabileceğini konuşuyor idik. Tabii tamam. bu şeyi de tetikleyecekti Ahmet Bey. Yani hazır yeri gelmişken konuyla ilgili e, bu şeyin uzatılıp uzatılmaması konusunu da daha doğrusu uzatılması yönünde bir e, domino etkisi de oluşturacak. Ney? Ee, şu an bırakılmış olması e zaten bırakılıyor herkes. Hayır hayır. İki gün daha uzatılması konusu var ya. Altının üzerine iki ya da dört gün uzatılması konusunda bu gece de yine anla şu an görüşmeler devam ediyor. Yani bu görüşmeler de devam ediyor. E zaten ama bu planlanmış bir bırakma. İşte bu şu anlamda. Yani sorunsuz herkes sözünü tutuyor plansız, planlandığı şekilde yürüyor. Dolayısıyla e, taraflar birbiriyle hani farklı bir şey yapmıyorlar. Bunu uzatalım anlayış. Uzama ihtimali yüzde kaç abi? Uyuyan var. Ben daha yüzde ellinin üstünde görüyorum. Bence kesin uzayacak. Yani uzama Sen hep öyle diyorsun. Kesin evet. uzayacak. uzayacak. Ne kadar uzayacak? Çünkü hala... İki gün bir daha, bir... üç gün daha. Ya bu ona daha. tamamlayacaklar Ahmet Bey. Bunun kaç sebebi ya? var. On, on, güne tamamlayacaklar. On gün. Yani dört, ben... iki artı iki şeklinde ya da bir kere de dört bu ona tamamlanacak bunun birkaç sebebi var çünkü. Serdar uzama ihtimali sence de yüksek mi? Yani sen ne gözlemliyorsun? Evet yapılan açıklamalarda zaten o yönde e, uzama ihtimali oldukça yüksek hatta kesin gözüyle bakılıyor burada. 10 e, güne kadar özellikle uzama ihtimali için e, kesin gözüyle bakılıyor ama bir başka detay var onu da aktarmak isterim size. İsrail ordusu da e, Genelkurmay Başkanlığı Gazze'deki kara harekatına devam etme planını da öte yandan onayladı. Hala hazırda insani ara e, ya eğer askıya alınırsa uzamazsa e, operasyonlar devam edeceği anlamını taşıyor. Aşıyor ama şu an ılımlı bir atmosfer var. Yani 10 güne kadar uçma evet. ihtimali oldukça yüksek. Evet Bu arada Ofer e, hapishanesinin önüne de yol geldi. Her zamanki otobüs geldi, o mavi otobüs geldi. Mavi değil de beyaz pardon. Beyaz. İçi mavi ama. Ben niye mavi dedim? İçi mavi, de abi. iki mavi. Ay şarkı var ya. O mavi otobüs var ya falan diye. <gülüyor> <gülüyor> geldi o otobüs de geldi. Şimdi bu otobüsü alacaklar. Ben artık, biz de artık uzman olduk. Hapishanenin bir bölümüne oradan e, tetkik edecekler tekrar. E, oradan Filistinliler serbest bırakılacak. Bu otobüse bindirilecekler ve onlar otobüste tekrar Hapishaneden çıkmış Önce olacaklar. Demir kapı açılacak sonra ortada ikinci kapı. İkinci kapı <laughs> hepsini gördük artık. Vallahi evet. Ezberlettiler yani. bize ya. <laughs> Aynı teknikle herhalde devam eder uzarsa. Ee, bakalım.